Hadi başlayalım. Clicker sorusu için son 10 saniye. Cuma günü yaptığımız soruya çok benziyor. Oluşum delta G'si hakkında biraz daha fazla şeyler öğrendiğinizi ümit ediyorum. Burada tek olasılık var. Çok iyi. Başarı oranı %85. Birkaç dakika sonra bu oran %100 olacaktır. Oluşum delta G değeri sıfırdan küçükse bu bileşik oluşurken istemli bir tepkime oluyor demektir. Bir bileşik istemli bir şekilde oluşuyorsa o bileşik elementlerine göre daha kararlı olacaktır. Cuma günü işlediğimiz son konu buydu. Bugün devam edip bitireceğiz. Bugünkü ders notlarımıza dönebiliriz. Çarşamba günü ikinci sınav için bir hatırlatma yapayım. Sınav Walker salonunda yapılacak. Ayrıca eğer bir sorununuz varsa, bir şeyi anlamadığınızı düşünüyorsanız, bugün 2 ile 4 saatleri arasında ofisimdeyim. Asistanlarınız da sınavdan önce ofis saatlerinde odalarında olacak. Sormak istediğiniz sorulardan emin olun ve sormadan önce oturun, çözmeye çalışın. Bugün termodinamiği kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son oluşum serbest enerjisini konuşuyorduk. Bundan sonra istemlilik üzerine sıcaklığın etkisinden bahsedeceğiz. Buna cuma günü biraz değinmiştik. Fakat bu kez onu formülüze edeceğiz. Bir tepkimenin istemli olup olmadığına sıcaklık etki eder mi? Bunu göreceğiz. Sonra biyolojik sistemler ve termodinamik konusuna değineceğiz. Bahsetmek istediğim iki şey var. Bunlardan biri ATP ile eşleşen tepkimelerdir. Diğeri ise hidrojen bağıdır. Hidrojen bağını bağ entalpileri kavramı üzerinden anlatacağız. Ayrıca hidrojen bağını kovalent ve iyonik bağ kavramlarına göre yorumlayacağız. Önce oluşum serbest enerjisini bitirelim. %85'iniz oluşum serbest enerjisi sıfırdan küçükse ne olacağını söyledi. Verdiğimiz örnekte bileşik elementlerine göre termodinamik olarak daha kararlıydı. Bunun tam tersi, oluşum serbest enerjisi sıfırdan büyükse bileşik elementlerine göre termodinamik olarak daha kararsızdır. Ne zaman oluşum serbest enerjisi görürseniz bunun bir bileşiğin elementlerinden oluşum tepkimesinin delta G'si olduğunu unutmayın. Bu nedenle delta G negatifse bu tepkime istemlidir ve bileşik kararlıdır. Çok sayıda örnek var ama burada incelemek için benzen molekülünü seçtim. Çünkü benzen çok karşılaştığımız bir bileşiktir. Benzenin oluşum serbest enerjisi 124 kilojül bölü moldür. Buna göre benzen elementlerine göre kararlı mıdır yoksa kararsız mıdır? Cevap verdiğinizde kararlı veya kararsız arasındaki farkı ayırt edemedim. Lütfen hepiniz aynı anda söyleyin. Başlayın. Çok iyi. Evet, benzen elementlerine göre daha kararsızdır. Tam tersi, benzenin bozulması ise istemli olacaktır. Buraya baktığımızda tepkimenin tersinin istemli olduğunu görürüz. Bu durumda aklınıza derhal şu soru gelebilir. O halde benzeni konuşmak için neden bu kadar vakit harcıyoruz? Çünkü benzenin bozulacağı çok açıktır. Benzeni niçin sentezliyoruz? Benzen hemen elementlerine bozulmuyor mu? Termodinamik olarak benzen bozulmalıdır. Fakat gerçek şudur. Benzenin bozulma tepkimesi çok yavaştır. O kadar yavaştır ki benzeni organik tepkimelerde çok kullanırız. Onu ısıttığımız zaman dahi bağlarının parçalanmadığını, elementlerine bozulmadığını görebiliriz. Çünkü benzenin oluşum tepkimesi termodinamik olarak istemsiz olmasına rağmen benzenin bozulması çok yavaştır. Bundan sonraki derslerde Profesör Drennan size kinetik konusunu anlatmaya başlayacak. Ama şunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Delta G bir tepkimenin olup olmayacağını söyler. Bu tepkimenin ne kadar sürede gerçekleşeceği hakkında hiçbir şey söylemez. Yani tepkimenin hızı hakkında hiçbir şey söylemez. Herhangi bir tepkimenin delta G değerini birkaç yolla hesaplayabiliriz. İlk yol
tepkimenin delta H değerinin hesaplanmasına çok benzer. Burada önce çizelgelerden bileşiklerin oluşum delta G değerlerini elde ederiz. Sonra ürünlerin oluşum delta G'lerini toplarız ve bu değerden reaktiflerin toplam delta G değerini çıkartırız. İlk yolla hesaplayamadığımız durumlarda ikinci yolu kullanırız. Şimdi bu eşitliğe bir göz atalım. Eğer bir tepkimenin sıcaklığı önemliyse bu formül oldukça yararlı olacaktır. Şimdi sıcaklık değişimlerinin büyük fark yarattığı bazı tepkimelere bakacağız. Burada sodyum bikarbonatın bozunma tepkimesini inceleyeceğiz. Sodyum bikarbonat bozulduğunda sodyum karbonat, karbondioksit ve su oluşur. Bu tepkimenin delta G değerini nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Bu tepkimenin delta H entalpi değişimi artı 135,6 kilojül bölü moldür. Bu endotermik bir tepkimedir. Yani ısı alır. Şimdi Clicker sorusuna geçelim. Bu tepkime için aşağıdaki şıklardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Sizce bu tepkimenin delta S entropi değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Son 10 saniye. Pekala, çoğunuz yapmış. Doğru cevap artı 0,334 kilojül bölü mol Kelvin olmalıydı. Şimdi bunun niçin doğru olduğuna bakalım. Burada 2 mol katıdan 1 mol katı ve 2 mol gaz oluşmaktadır. Sizce burada düzensizlik artar mı, azalır mı? Evet, düzensizlik artar. Düzensizlik arttıkça entropi değişimi pozitif, yani artı olur. Buradaki seçeneklerden sadece biri pozitifti. Ders notlarımıza baktığımızda bu tepkimenin delta S değerinin artı 0,334 kilojül bölü mol Kelvin olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu tepkimenin delta G değerini hesaplayalım. Yukarıdaki delta H ve delta S değerlerini formülde yerine koyalım. Birimlerin aynı olmasına dikkat edelim. Başlangıçta tepkime sıcaklığı 298 derece Kelvin olsun. Yani oda sıcaklığı. Bu sıcaklıkta tepkimenin delta G0 değeri artı 36,1 kilojül bölü moldür. Sizce bu tepkime oda sıcaklığında istemli midir yoksa istemsiz midir? İstemsizdir. Şimdi farklı bir sıcaklığa, mesela pişirme sıcaklığına bakalım. Bir kurabiye pişirmek isterseniz bu sıcaklık 450 derece Kelvin'e karşılık gelir. Peki sizce buradaki tepkimede niçin kurabiye pişirme sıcaklığını dikkate aldık? Önce bunu konuşalım. Sodyum bikarbonatın diğer adını bilen var mı? Evet, kabartma tozu. Kekinizin kabarmasını sağlayan aslında bu tepkimedir. Paketin içindeki sodyum bikarbonat pişme esnasında bozulduğunda buradaki gazlar açığa çıkar. Kekleri oda sıcaklığını pişirmek istediğinizde başaramayız. Pişmezler ve kabarmazlar. Bu çok açıktır. Çünkü bu tepkime oda sıcaklığında olmaz. Çünkü oda sıcaklığında istemli değildir. Şimdi pişirme sıcaklığına bakalım. 450 derece Kelvin'i formülde yerine koyduğumuzda delta G değeri için eksi 14,7 kilojül bölü mol değerini elde ederiz. Bu iyi haber. Çünkü kekimize kabartma tozu koyduğumuzda 450 derece Kelvin'de kabartma tozu bozulacak ve kekimiz kabaracak demektir. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sodyum bikarbonatın bozulmasından söz ederken hem delta S değerinin hem de delta H değerinin işareti aynıydı. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Genel olarak eğer bir tepkimede delta S ve delta H'ın işareti aynı ise tepkimenin sıcaklığını değiştirerek bir tepkimeyi istemsizden istemliye,
veya tam tersine geçirmek mümkün olabilir. Bunu bir grafik üzerinde düşünelim. Delta S ve delta H değerini sıcaklıktan bağımsız olduğunu kabul edelim. İlk yaklaşım için bu iyi bir kabuldür. Bu durumda tepkimenin delta G değerinin sıcaklığın doğrusal fonksiyonu olduğunu görürüz. Kabartma tozu için ne gördüğümüzü grafik olarak gösterelim. İlk noktada sıcaklık 298 derece Kelvin'dir ve buna karşılık gelen delta G değeri artı 36 kilojül bölü mol'dür. İkinci noktada sıcaklık 450 derece Kelvin ve delta G değeri eksi 15 kilojül bölü mol'dur. Şimdi bu iki noktadan geçen bir doğru çizelim. Bu iki noktanın kesim noktasına karşılık gelen sıcaklığın üzerinde delta G değeri pozitif, bu sıcaklığın altında ise negatiftir. Bu doğrunun eğiminin ve Y kesim noktasının ne anlama geldiğini düşünelim. Delta G eşittir eksi delta S çarpı T artı delta H sıfırdır. Doğru denkleminde bu değerleri yerine koyarsak eğim eksi delta S'e eşit olacaktır. Y ekseni üzerindeki kesim noktası ise tepkimenin entalpi değişimine karşılık gelir. Şunu vurgulamak istiyorum. Sıcaklık bu kesişme noktasındaki sıcaklıktan daha düşük ise delta G değeri sıfırdan büyük. Diğer bir deyişle tepkime istemsiz olacaktır. Ama sıcaklığı gittikçe yükseltirsek, grafikte gittikçe sağa doğru gideriz. Sonunda kesişme noktasına geliriz. Sıcaklığı daha da yükseltirsek delta G sıfırdan küçük olur ve tepkime istemli hale geçer. Bu kesim noktasındaki sıcaklığa T yıldız deriz. Bir tepkime de istemsizlikten istemliliğe veya tam tersine geçiş sıcaklığıdır. Bir tepkimenin T yıldız sıcaklığını hesaplamak önemlidir. Organik kimya laboratuvarında bir tepkimenin olması için ısı vermemiz gerekir. Bu kısmen tepkimenin kinetiği için, kısmen de istemsiz bir tepkimeyi istemli hale döndürmek içindir. Şimdi T yıldızın nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Bu eşik sıcaklıkta delta G değerinin sıfıra eşit olması gerekir. Çünkü bu sıcaklığın bir yanı istemsizliğe, diğer yanı istemliliğe doğru gitmektedir. Bunu yapmamız için eşitliği yeniden yazalım. Bu formülde delta G yerine sıfır koyalım ve formülü bu eşik değeri için yeniden düzenleyelim. T yıldız eşittir entalpi değişimi bölü entropi değişimidir. Gördüğünüz gibi bu değeri hesaplamak bizim için çok kolaydır. Şimdi bunu kabartma tozu için hesaplayalım. Kabartma tozu için delta H 136 kilojül bölü mol, entropi değişimi 0,334 kilojül bölü mol Kelvin'dir. Bu iki değeri birbirine bölersek eşik sıcaklık için 406 Kelvin değeri elde edilir. Bu şu anlama gelir. Kek pişirmek istersek 406 Kelvin'in altında kek kabarmaz. Ancak bu sıcaklığın üzerine çıkarsak kek kabarır. Çünkü bu sıcaklıkta tepkime istemli hale geçer. Biraz önceki durumda hem delta H hem de delta S artı değere sahipti. Şimdi hem delta H hem de delta S'in sıfırdan küçük olduğu duruma bakalım. Bir grafik çizelim ve bunu tekrar grafik üzerinde düşünelim. Elimizde gerçek değerler yok ama işaretlerin nasıl olması gerektiğini düşünebiliriz. Burası sıcaklığın mutlak sıfır olduğu yerdir. Yani sıfır noktasıdır. Eğer delta H değeri negatifse sıcaklığın sıfır olduğu yerde delta G ne olmalıdır? Negatif mi pozitif mi? Evet, negatif olmalı. Eğer delta H negatifse sıcaklık sıfırsa sağdaki terim tamamen iptal olacağı için delta G negatif olacaktır. Sıcaklık arttıkça bir eşik sıcaklığına ulaşılacak. Bu noktada işaret değişecek ve tepkimenin delta G değeri pozitif olacaktır. Bunu ders notlarınızdaki grafik üzerinde çizebilirsiniz. Başlangıçta delta G negatiften başlar. Sıcaklık arttıkça bir eşik sıcaklığına ulaşılır
bu sıcaklığın üzerinde delta G pozitif olacaktır. Aslında bir tepkimeye ait gerçek değerleri bu grafik üzerinde yerine koyabiliriz. Ama bu hayali durum dahi genel eğilimin ne olduğunu göstermektedir. Burada gördüğümüz şey şudur. Bu eşik sıcaklığın altında tepkime istemli olacak, bu sıcaklığın üstünde ise tepkime istemsiz olacaktır. Bu noktadan sonra delta S ve delta H'ın artı olduğu duruma geçeriz. Şimdi elimizdeki 4 farklı senaryoyu özetleyelim. Şununla başlayalım. Eğer tepkiminin delta H değeri negatif ve delta S değeri pozitif olursa ne olmasını beklersiniz? A. Tepkime hiçbir zaman istemli değildir. B. Tepkime her zaman istemlidir. C. Tepkimenin istemliliği sıcaklığa bağlıdır. Sizce hangisi? Son 10 saniye. Çok iyi, çoğunuz doğru cevap vermiş. Şimdi slayttaki soruya geri dönelim ve cevabın nedenini araştıralım. Doğru cevap tepkime her zaman istemli olacaktı. Çünkü bu durumda negatif delta H, negatif delta G'ye katkıda bulunur. Delta S pozitif olduğunda, önünde eksi işareti olduğundan pozitif delta S de delta G'ye katkıda bulunur. Bu nedenle sıcaklığa bağlı olmaksızın tepkime her zaman istemli olacaktır. Şimdi tam tersi bir duruma bakalım. Delta H sıfırdan büyük ve delta S sıfırdan küçüktür. Bu durumda tepkime ne zaman istemli olur? Bazen, her zaman ve hiçbir zaman. Bu durumda tepkime hiçbir zaman istemli olmaz. Çünkü delta H sıfırdan büyüktür ve pozitif delta G'ye katkıda bulunur. Benzer şekilde negatif delta S pozitif delta G'ye katkıda bulunur. Bu durumda sıcaklık ne olursa olsun delta G daima sıfırdan büyüktür. Şimdiki durumda hem delta H hem de delta S sıfırdan büyüktür. Bu durumda tepkime ne zaman istemli olur? Bazen, her zaman veya hiçbir zaman. Çok iyi, doğru cevap bazen olacaktı. Daha önceden işaretler aynı ise istemlilik sıcaklığa bağlıdır demiştik. Bu durumda bunun ne zaman istemli olacağını düşünebiliriz. Tepkime sıcaklığı eşit sıcaklığından büyük mü olmalıdır yoksa küçük mü olmalıdır? Daha büyük olmalıdır. Çünkü eşit sıcaklığından büyük olduğunda formüldeki delta S terimi delta H teriminden daha baskın olmaya başlar. Böylece delta G teriminde pozitif delta H teriminin etkinliği azalmış olur. Delta S terimi delta H teriminden küçükse tepkime istemsizdir. Delta S terimi delta H teriminden büyükse tepkime istemli olacaktır. Benzer şekilde hem delta H sıfırdan küçükse ve hem de delta S sıfırdan küçükse tepkime bazen istemli olur. Tepkimenin sıcaklığı eşik sıcaklıktan küçük olduğunda tepkimenin delta G değeri sıfırdan küçük olur. Tepkimenizin entalpi ve entropi değişimini biliyorsanız bu 4 senaryoya bakarak hiçbir hesaplama yapmadan tepkiminizin istemli mi, istemsiz mi yoksa bazen mi istemli olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer tepkimeniz sıcaklığa bağlı ise bu eşik sıcaklığı hesaplayabilirsiniz. Böylece hangi sıcaklıktan sonra tepkimenin istemli olacağını bilebilirsiniz. Şimdi biraz vites değiştirelim. Termodinamiğin biyolojik sistemler üzerindeki uygulamasına ait birkaç örneğe göz atalım. Özellikle iki konu üzerinde odaklanmak istiyorum. Bunlardan biri ATP'ye bağlı tepkimelerdir. Daha önce biyolojik tepkimelerle ilgili konuşurken vücudumuzda oluşan pek çok tepkimenin istemsiz olduğunu söylemiştim. Yani bu tepkimelerin delta G değeri pozitiftir. Burada biyolojik bir tepkimeyi şematik olarak görmektesiniz.
Burada molekül tepkime sonunda iki parçaya bölünmüştür. Bu tepkimenin delta G değeri sıfırdan büyüktür. Şimdi tepkimelerin vücudumuzda nasıl oluştuğunu düşünelim. Bunu yapmanın bir yolu aynı anda vücutta ATP hidrolizinin gerçekleşmesidir. İstemsiz bir tepkime ATP'nin hidrolizi ile birlikte yürüyebilir. Bir istemli tepkime başka bir istemsiz tepkime ile eşleşirse tepkime ileri yönde ilerleyebilir. ATP'nin hidrolizi istemli bir tepkimedir. Bu hidroliz tepkimesi ile açığa çıkan ısı enerjisi istemsiz tepkime ile eşleşir. Böylece her iki tepkime birlikte yürür. Burada olmasını ümit ettiğimiz şey, iki tepkimenin serbest enerji değişimini topladığımızda elde ettiğimiz toplam delta G değerinin negatif olmasıdır. Bu durumda her iki tepkime de ileri yönde yürüyebilir. Şimdi bu eşleşmiş tepkimelerde neler oluyor bir bakalım. Önce ATP'nin hidroliz tepkimesini inceleyelim ve bu tepkimenin delta G değerini hesaplayalım. Bu tepkime için sıcaklık 310 derece Kelvin olarak alınır çünkü bu vücut sıcaklığıdır. ATP molekülünde 3 tane fosfat grubu vardır. Su ile tepkimeye girer. Tepkime sonucunda ADP artı fosfat artı asit oluşur. Bu tepkimenin delta G değeri eksi 24 kilojül bölü moldür. Bunu geçen cuma günü hesaplamıştık. Delta S değeri ise artı 22 jül bölü mol kelvindir. Bu iki değeri kullanarak vücut sıcaklığındaki delta G değerini hesaplayabiliriz. Delta G eşittir delta H eksi T delta S'tir. O halde delta G eşittir eksi 24 kilojül bölü mol eksi 310 kelvin çarpı 0,022 kilojül bölü mol kelvin. Sonuçta delta G eşittir eksi 31 kilojül bölü moldur. Beklediğimiz gibi negatif bir sayı elde ettik. Bu şu anlama gelir. ATP hidroliz olursa enerji açığa çıkacak demektir. Yani bir başka tepkime ile eşleşebileceği anlamına gelir. Vücudumuzda ATP ile eşleşmiş tepkimelerden bol miktarda bulunur. Bunlardan glukoz ile ilgili olanı seçtim. Çünkü glukoz hakkında daha önce çok konuştuk. Örnek olarak glukozun glukoz 6P'ye dönüşme tepkimesini alalım. Burada P harfi fosfat grubunu, 6 ise bağlı olduğu karbon atomunun numarasını simgeler. Fosfat grubu 6 numaralı karbon atomuna bağlanmış demektir. Peki, vücut bu tepkimeye niçin ihtiyaç duyar? Bildiğiniz gibi glukoz vücudumuza enerji sağlar. Glukoz polar bir moleküldür. Hücre içine kolayca girer ve çıkar. Çünkü hücre çeperimiz oldukça kaygandır. Burada önemli olan şey aslında glukoz üzerine eksi 2 yüklü fosfat grubunun bağlanmasıdır. Bu bağlanma glukozu çok polar hale getirir. Bu çok polar molekül artık hücre çeperinden geçemez. Fosfat grubuna bağlanarak hücre içinde kalır. Bu tepkimeyi bu nedenle isteriz. Şimdi bu tepkimenin enerjisine bakalım. Bu tepkime enerji gerektirir. Bu tepkimenin delta G değeri artı 17 kilojül bölü moldur. Vücudumuz bu enerjiyi temin etmek için bir yol bulamasaydı problem olabilirdi. Ama bir yol bulmuştur. Bunun için ATP'nin ADP'ye dönüşüm tepkimesiyle eşleşmiştir. Biraz önce hesapladığımız gibi bu tepkimenin delta G değeri eksi 31 kilojül bölü moldur. Bu iki tepkimenin eşleşmesi nedeniyle toplam delta G değerine dikkate almamız gerekir. Artı 17 kilojül bölü mol ile eksi 31 kilojül bölü mol değerini toplarsak toplam delta G değeri eksi 14 kilojül bölü mol olur. Burada ATP ile eşleşmiş tepkimelerin nasıl işlediğini gösteren en basit örneklerden biri verilmiştir. Bazı tepkimeler 1 molar eşdeğer ATP gerektirirken bazıları daha fazla ATP'ye ihtiyaç duyar.
ama genel fikir hepsinde aynıdır. Enerji isteyen tepkimeler, enerji veren tepkimeler ile eşleşir ve her iki tepkime birlikte yürür. ATP, hücrenin enerji değişim aracıdır ifadesi tam olarak bu anlama gelir. Biraz da hidrojen bağından bahsetmek istiyorum. Bu da termodinamik ile ilgili bir konudur. Daha önce bahsettiğimiz farklı bağ türleri ile de ilişkilidir. Hidrojen bağı ile ilgili olarak önce şunun bilinmesini istiyorum. Hidrojen bağı kovalent bir bağ değildir. Buradaki XH bağı kovalent bağdır. Hidrojen bağı değildir. Hidrojen bağı, hidrojen atomu üzerinde kısmi pozitif yük oluştuğunda meydana gelir. Y ise hidrojen bağı dönür atomudur. Üzerinde hem kısmi negatif yük hem de yalın çift vardır. Ve başka bir molekül üzerinde bulunur. Burada hidrojen atomu üzerindeki kısmi eksi yük ile Y atomu üzerindeki kısmi artı yük arasında klomp çekim kuvveti oluşur. Bunlar arasında oluşan hidrojen bağı fark ettiğiniz gibi noktalı çizgilerle gösterilmiştir. İster çizgilerle ister noktalarla gösterilsin. Hidrojen bağı düz çizgiyle gösterilen kovalent bağdan farklıdır. Şimdi hidrojen bağının nasıl oluştuğunu düşünelim. Öncelikle HX bağının hangi şartlarda oluşacağını düşünelim. Burada X atomu oldukça elektronegatif olmalıdır. Çünkü hidrojen atomu üzerinde kısmi pozitif yükün oluşması gerekir. Bu da HX arasındaki kovalent bağda elektron yoğunluğunun X atomu tarafından çekileceği anlamına gelir. Benzer şekilde Y atomunun da elektronegatifliği yüksek olmalıdır. Y atomu azot, oksijen ve flor olabilir. Hidrojen bağını oluşturabilecek dönür atomları bunlardır. Bunun nedeni oldukça basittir. Y atomunun küçük ve aynı zamanda elektronegatifliğinin yüksek olması gerekir. Çünkü klomp çekimi için burada kısmi eksi yük olmalıdır. Ayrıca Y atomu üzerinde yalın çiftlerin de bulunması gerekir. Aslında hidrojen bağında hidrojen atomu ile bu yalın çiftler etkileşime girer. Şimdi iki su molekülü arasında oluşan hidrojen bağı örneğine bakalım. Su moleküllerini tahtaya yeniden yazalım. Bunlar birbirine göre düzensiz bir şekilde yönelmiştir. Bunların arasında hidrojen bağı olunca nasıl yöneldiklerini yeniden çizelim. Bir şeye işaret etmek istiyorum. Bu üç atom bir düz çizgi üzerinde olduğunda meydana gelen hidrojen bağı en kuvvetlisidir. Bu durumda kısmi eksi ve kısmi artı yükler daha fazla etkileşime girebilir. Şimdi su moleküllerini tahtaya çizelim. Bu ilk su molekülüdür. Hidrojen bağını bu hidrojen atomu üzerinden anlatacağım. Bir su molekülü 4 tane hidrojen bağı yapabilir. Biz bu atom üzerinde odaklanacağız. Bu hidrojen atomundan ikinci oksijen atomuna doğru düz bir çizgi çizeceğim. Bu su molekülünün hidrojen atomlarını koyalım. Buradaki su molekülünün Lewis yapısını düşünürsek, oksijen üzerinde kaç tane yalın çift vardır? 2 tane. Çok iyi. Şimdi bunları çizelim. Diğerininkini de çizelim. Hidrojen bağını bu iki atom üzerinden konuşalım. Bunun üzerindeki delta'nın işareti artı mıdır yoksa eksi midir? Artı delta. OH bağı polardır. Hidrojen kısmi artı yüklüdür. Oksijen üzerinde kısmi eksi yük vardır. Buradaki hidrojenler ve oksijen üzerinde de kısmi yük vardır. Bu ikisi bir doğru üzerinde etkileşime girebilir. Hidrojen bağını bu iki atom arasında çizdik. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Hidrojen bağı kovalent bağ kadar kuvvetli değildir. Bağ kuvveti ve bağ uzunluğu arasındaki ilişkiyi düşünürseniz, buradaki hidrojen bağı kovalent bağdan daha mı uzundur yoksa daha mı kısadır? Evet, daha uzun olmalıdır. Hidrojen bağı daha uzundur çünkü daha zayıf bir bağdır. Çok sıkı tutunamazlar. Bu iki farklı molekül arasındaki moleküller arası hidrojen bağına örnektir.
Ayrıca tek bir su molekülündeki hidrojen bağı üzerinde odaklanabiliriz. Diğer su molekülleri ile yapacağı hidrojen bağlarını çizelim. Burada iki hidrojen atomu ve iki yalın çift toplam 4 tane hidrojen bağı meydana getirir. Biraz da hidrojen bağlarını bağ entalpileri kavramı üzerinden konuşalım. Bildiğimiz gibi hidrojen bağı kovalent bağdan daha zayıftır. Şimdi bazı karşılaştırmalara bakalım. OH kovalent bağı ile OH hidrojen bağını mukayese edelim. Buradaki entalpilerin birimi kilojül bölü moldür. Hidrojen bağının değeri 24 kilojül bölü moldür. Buna karşılık kovalent bağ 463 kilojül bölü moldür. Gördüğünüz gibi hidrojen bağı sadece küçük değil, çok çok küçüktür. Benzer şekilde azot atomuna bakalım. OH bağının azot atomu ile yaptığı hidrojen bağının değeri 29 kilojül bölü moldür. NH bağının diğer azot atomu ile yaptığı hidrojen bağının değeri 14 kilojül bölü moldür. Halbuki NH kovalent bağının değeri 388 kilojül bölü moldür. Gördüğünüz gibi bu durumda da hidrojen bağı çok zayıftır. Kovalent bağın yaklaşık %5'i kadardır. Buna karşılık iki farklı molekül arasındaki etkileşimler içinde en kuvvetlisidir. Örneğin su molekülleri arasında çok fazla hidrojen bağı vardır ve bu durum suyun pek çok özelliğini değiştirir. Mesela suyun kaynama noktası beklentilerimizin çok üzerindedir. Benzer durum diğer özelliklerinde de gözlenir. Molekülleri birbirinden uzaklaştırmak için bütün hidrojen bağlarının kırılması gerekir. Bir tane hidrojen bağının enerjisi çok yüksek olmayabilir. Ama bir molekülde çok fazla hidrojen bağı varsa bunların tamamını kırmak çok fazla enerji gerektirir. Şimdi biyolojik işlemlerde hidrojen bağının nerelerde görüldüğüne dair birkaç örnek verelim. Önce protein molekülünü düşünelim. Proteinlerdeki hidrojen bağının önemi çok büyüktür. Protein o kadar büyük bir moleküldür ki iki farklı molekül arasındaki hidrojen bağını göremezsiniz. Buna karşılık molekül içindeki hidrojen bağlarını görmek mümkündür. Protein molekülleri içindeki hidrojen bağları inanılmaz derecede önemlidir. Gerçekten de hidrojen bağı protein molekülünün şeklini belirler. Burada histon deasetilaz enzimini görmektesiniz. Bu enzimde çok sayıda hidrojen bağı vardır ve molekülün şeklini belirler. Buradaki protein molekülünün şekline bakalım. Burada bir kurdele yapısı mevcuttur. Bu kurdele yapısına alfa heliks denir. Ayrıca burada ok şeklinde bazı beta düzlemsel tabakaları, beta yaprakları görülmektedir. Proteinin gerçek şeklini en kararlı olduğu yapı belirler. Protein içindeki pek çok hidrojen bağı moleküle belli bir yönelme sağlar ve ona belli bir şekil kazandırır. Bir proteinin şekli çok önemlidir. Çünkü proteinin şekli diğer proteinlerle veya diğer ufak moleküllerle etkileşimini belirler. Protein üzerindeki atomların yerleri çok önemlidir. Çünkü enzimler bu atomlar üzerinden tepkime verirler ve başka atomlarla etkileşip etkin hale geçerler. Bu nedenle protein için hidrojen bağı çok önemlidir. Polisakkaritler hidrojen bağı için oldukça çarpıcı bir örnektir. Hidrojen bağına mikroskopik sistemlerde proteinler, makroskopik sistemlerde ise ağaçlar örnek verilebilir. Ağaçların büyük bir kısmı bir polisakkarit olan selülozdur. Selüloz birbirlerine bağlanmış glukoz molekülü zincirleridir. Çok sayıda, örneğin 1000 veya daha fazla glukoz molekülü birbirine kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Bu resime bakarsanız glukoz zincirlerini görebilirsiniz. Zincir üzerindeki bütün noktalı çizgiler hidrojen bağını gösterir. Bu zincir üzerindeki moleküller birbirlerine hidrojen bağıyla bağlanmışlardır. Bu nedenle yapı oldukça serttir, esnek değildir. Bu yapıda o kadar çok hidrojen bağı vardır ki bunları parçalamak için vermeniz gereken enerji çok büyüktür. Odun bu nedenle bu kadar sert ve katı bir materyaldir. Hidrojen bağı ağaçlarda bütün molekülleri bir arada tutar.
Hidrojen bağı ile ilgili olarak şimdiye kadar protein ve şeker örneklerini verdik. Şimdi bir de DNA'ya bakalım. DNA'nın karakteristik özelliği çift sarmal oluşudur. DNA'da iki uzun zincir vardır ki burada görmektesiniz. Aslında bu iki zincir hidrojen bağı ile bir arada tutulur ve çift sarmal oluşturur. Özel olarak buradaki hidrojen bağı tümleyici baz eşleşmesi yapar. Örneğin, pek çok yerde guanin ve sitozin birbirine hidrojen bağı ile bağlanmıştır. Bu iki molekülün aynı hizada durduğunu düşünürsek, bunun için bu iki baz arasında kaç tane hidrojen bağının oluşması gerekir? Evet, 3 tane hidrojen bağı ile aynı hizada dururlar. Biri OH, biri HN ve bir tanesi de HO hidrojen bağıdır. Diğer tümleyici baz çifti AT baz çiftidir. Yani adenin ve timin. Bunun nasıl hizalandığı burada görülmektedir. A ve T baz çifti arasında kaç tane hidrojen bağı oluşur? Evet, 2 tane. HO ve NH atomları arasındadır. İkinci yapıda bu NH grubu yoktur. Her şeyden önce burada hidrojen bağı yapamayacak kadar uzak bir mesafe vardır. Buradaki karbon ve hidrojen atomu arasında hidrojen bağı olmaz. Bildiğiniz gibi sadece azot, oksijen ve flor atomu hidrojen bağı oluşturur. Bunlar bağ elektronlarını kendisine çekerek hidrojen atomu üzerinde kısmi eksi yük oluşturur. DNA, hidrojen bağlarını, bağ entalpilerini ve termodinamik kavramını incelemek için iyi bir örnektir. Çünkü DNA her zaman buradaki gibi çift sarmal olarak kalmaz. İlaçların prospektüsünü okuduğunuzda bu sarmalı açmamız ya da ayırmamız gerektiğini görürüz. Hidrojen bağlarının DNA çift sarmalındaki bu iki zinciri bir arada tutacak kadar güçlü olması önemlidir. Fakat bu bağlar çok kuvvetli değildir. Çift sarmalı açmak için hidrojen bağlarını kırabilirsiniz. Termodinamik ve biyolojik sistemler hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Bekleyin, daha zamanımız var. Birkaç clicker sorusu yapmak istiyorum. Size çok uzun notlar vermeyeceğim. Çünkü Profesör Drennan ile yer değiştiriyoruz. Cuma günü Profesör Drennan ders anlatmaya başlayacak ve termodinamiği anlatmaya devam edecek. Kimyasal dengeyi konuşacaksınız. Sonra geçiş elementlerine ve kinetiğe geçeceksiniz. Biraz vaktimiz kaldı. Birkaç clicker sorusu yapalım. Böylece işlediğimiz konuları tekrar etmiş oluruz. Elimde birkaç tane clicker sorusu var. Bakalım bu sorulara cevap verebilecek misiniz? Bundan emin olmak istiyorum. İlk soru bugün anlattığımız konularla ilgili. Bunun için ders notlarınıza bakabilirsiniz. Bir tepkimenin entalpisi pozitif ise, entropisi negatif ise bu tepkimenin ne olmasını beklersiniz? Hiçbir zaman istemli olmaz, her zaman istemli olur, sıcaklığa bağlı olarak bazen istemli olur. Son 10 saniye. Çok iyi, %90 doğru yapmış. Cevap asla istemli olmaz olacaktı. Çünkü burada hem entalpi hem de entropi terimi pozitiftir. Bu soruda bağ uzunluklarını düşünmenizi istiyorum. Şu iki molekülden hangisinde azot oksijen bağ uzunluğunun daha kısa olmasını beklersiniz? Eksi bir yüklü azot monoksit ve eksi iki yüklü nitrit anyonu. Bu problemi çözmeniz için önce ne yapmanız gerekir? Evet, Lewis yapılarını yazmanız gerekir. Bunu düşünerek başlamanız oldukça iyi. Çözümü buraya yazacağım ama kendinize denemek istiyorsanız bakmayın. Unutmayın, cevap verdiğiniz takdirde quiz puanı alacaksınız. Doğru veya yanlış yapmanız önemli değil.
Son 10 saniye. Bekleyin, doğru cevabı göstermeyin. Bildiğiniz gibi yeniden oynayacaksınız. Size biraz zaman vereceğim. Bakalım uzlaşmaya varabilecek miyiz? 30 saniye daha vereyim. Veya ben bunları çizinceye kadar devam edin. Tekrar son 10 saniye. Çok iyi. %81 doğru cevap vermiş. Azot monoksit anyonunda bir tane bağ var. Bir tane ikili bağ mevcut. Efendim? Hayır, burada bir tane ikili bağ olmalı. Lewis kurallarını takip ederseniz burada 4 tane bağ elektronu olduğunu bulacaksınız. Geriye 8 tane yalın çift elektronu kalır. Bunları azot ve oksijen atomları üzerine koyarız. Burada üçlü bağ olsaydı elimizde daha fazla bağ elektronunun kalması gerekirdi. Bu durumda azot monoksit anyonunda bir tane ikili bağ vardır. Diğer molekülde buradaki bağ nedir? Evet, gerçekten 1,5 bağ vardır. Peki buradaki bağ nedir? Evet, 1,5 bağ. Bu sorudaki püf noktası budur. Bu yapıların her ikisinde de ikili bağ bulunmasına rağmen bu yapıda rezonans vardır. Bu nedenle her bir bağ 1,5 olur. Burada ise ikili bağ vardır ve daha sağlam olacaktır. Çünkü bağ sayısı arttıkça bağ kısalır. Bağ uzunluğu ve bağ kuvveti arasındaki ilişki budur. Bir yapıda rezonans olup olmadığından emin olmak gerekir. Şimdi son cracker sorusunu soracağım. Bu soruyu hepinizin yapacağını ümit ediyorum. Çünkü bunları hem derste hem de uygulamada tekrar tekrar yaptık. ATP molekülünde bazı karbon ve oksijen atomunun melezleşmelerine bir bakalım. Burada A karbonu ve B oksijen atomlarındaki melezleşmeyi söyleyin. Son 10 saniye. Çok iyi. %83 doğru yapmış. Niçin böyle olduğuna bir göz atalım. A karbon atomu 3 şeye bağlı ve üzerinde yalın çift yok. O halde 3 tane melez orbitali olmalı. Yani SP2. Oksijen B ise 2 atoma bağlı ve üzerinde 2 tane yalın çift var. O halde 4 melez orbitaline ihtiyaç var. Bu nedenle SP3. Bu soruyu cevapladığınız sürece bugünkü quiz puanını aldınız demektir.